gülsem dudaktan. Bir şiir olsam yer etsem kalplerde. Bir güvercin olsam namlu ucunda. Yine de beni vurur musun? Gözlerin doluyor bakarken maziye. Ayrıyor sevgiyi dikenli teller niye? Yıkıldı duvarlar, bağlandı gönüller. Yeter artık, doldur kalbini sevgiyle. Merhaba efendim, kimle görüşüyoruz? İyi günler, Şevket Öznur'du. Şevket Öznur. Evet, ben özel bir sektörde öğretmenim. Bugün katılamayacağız gösteriye ama gönlümüz onlarla birlikte değil. Ben size güzel bir şiir okumak isterim. Osman Türkay'ın Barış'la ilgili bir şiiri var. 1987'de Dünya Ozanlar Kurultayı'nda okumuş bir şiirdi. İzin verirseniz onu okuyayım. Buyurun, süratle alalım. Ben insanoğlu insanım. Ben bir insanoğlu insanım. Kıbrıs'ta doğdum. Biliyorum Kıbrıslıyım, Türk'üm. Ama Kıbrıs'ta, Türk'te, Rum'da, kısaca her nem evrensel bir bütünün parçaları. Öyleyse dünya benim vatanım. Dünya benim üniversitem. Dünya benim tapınağım. Tüm insanlık en gerçek ailem. İster Hint'te, ister Çin'de, ister Makin'de. Gördüğüm her insan benim kardeşim, kız. Evet, 1 Eylül öncesinde Barış Ateşi özel konseptimiz de bugün karşınızdayız. Önce Dışişleri Bakanı Sayın Emine Çolak'la sohbetimiz olacak. Hemen sonrasında Yeni Düzen'den Cenk Mutlu Yakalı ve o dönemin programcılarından Taylan Kav bizimle birlikte olacak. Az önce sadece bir kısmını izledik. Geçmişteki kalabalığın kararlı arzusuyla referandum hakkını söke söke aldığı deyim yerindeyse günlere gittik. Tabii ki o coşku şu anda var mıdır? Ya da o günün şartlarıyla şimdiki şartlar aynı mıdır? O günden bugüne ne değişti? Bir tek şey değişmedi herhalde. Barış yolunda yürüyüş değişmedi. Henüz finale varılmasa da. Umudun yükseldiği bir dönemdeyiz yine. Ve nedir durum? Geçmişten başlayarak Dışişleri Bakanı Sayın Emine Çolak'tan öğrenmeye çalışacağız. Hem bugünü hem de geçmişte neler yaşanmıştı o dönem. Çünkü aktif bir şekilde de aslında evet Dışişleri Bakanı değil farklı kimlik o dönemde aktif bir şekilde yer alıyordu Sayın Çolak sürecin içinde. Dolayısıyla bir kıyas da yapmaya çalışacağız. Tabii ki o dönemin Cumhurbaşkanıyla, başkanlarıyla şimdiki başkanlar farklı. Belki bu da bir avantaj olarak değerlendiriliyor bugün yapılan açıklamalarda da. Neler değişti, kime karşı mücadele vardı o dönemde? Tüm bunları konuşmaya çalışacağız Sayın Çolak'la birlikte. Hoş geldiniz diyelim size öncelikle Sayın Bakan. Evet. Geçmişle başlayalım sohbetimize. Herhalde en uzun yolculuk mudur? Barış yolu, barış arzusu, Kıbrıs için bitmeyen sorun hep klasikleşmiştir. Ana sorunumuz Kıbrıs sorunu. Tüm sorunlarımızın, küçüklü büyüklü tüm sorunlarımızın dayandığı noktadır aslında günün sonunda Kıbrıs sorunu. Ve çok zor günlerden de geçildi. Halkın çok kararlı olduğu günlerde yaşandı. İşte bundan bir görüntüydü az önce izlediğimiz ki gün boyunca bunları hatırlama şansımız olacak. Geçmişte başlayacak olursak o dönem nasıl bir ortam vardı? Belki o süreçte ki çalışmalarınız tüm bunlarla başlayacak olursak sohbetimize neler söyleyebilirsiniz? Tabii ki sonrasında Türkiye'nin pozisyonunu da değerlendireceğiz. O dönemde bu dönem arasında sizin çok yakın bir geçmişte temaslarınız oldu. Bugün nedir durum Türkiye'nin gündeminde? Tabii ki çok daha farklı konular var şu anda ama bu temaslarınızla Kıbrıs sorunu da dile getirildi. Bunları da değerlendireceğiz ama biraz o referandum hakkımızı almaya çalıştığımız dönemler, o süreç nasıl şekillenmişti? Bununla başlayalım sohbetimizi. Aslında gerek ana plan dönemi, gerekse bugünkü dönemi de konuşurken daha da geri gitmek evet. Mümkün. Yani şu an hayattaki nesil, bizim nesil örneğin. Ben 58 doğumlu birisiyim. Ben 63 göçmeni ve 63'te bir savaş, bir iş çatışmadan mağdur bir ailenin çocuğu olarak biz Ocak 1964'te İngiltere'ye gittik.
3 aylığına. Çünkü 3 ay içerisinde Kıbrıs sorunu çözülecekti. Ocak 1964. Dolayısıyla 2004 veya 2015 hala daha o çaba içindeyiz ama ne kadar uzun bir süre. Bir ömürmüş. Yani biz her gün için kaybettiğimiz arkadaşlarımız, yakınlarımız da olur. İnsanlar hayatı tükenmiş bu çözümsüzlük ve bu çözüm ve barış beklentisi içerisinde. Değişik dönemlerde değişik umutlar oldu. Ama evet doğrudur ki 2003 hatta 2001'den başlayan evet. Bir özellikle sivil toplumda bir hareketlenmeyle 2004'te referandumla biten diyebileceğimiz en azından o aşamanın değişik dönemlerde değişik umutlar yine değişik gene beklentiler işte şimdi olacak şimdi işte görüşmeler var işte Dekoyarmış Galiymiş değişik isimler bizim ezberimizde olsun dünyanın kaç ülkesinde kaç kişi bütün genel sekreteri ismen cismen görüntüsüyle evet. Aileden biriymiş gibi tanır durumuna gelir. Biz hep bunlarla yaşamışız büyümüşüz kendimiz öyle çocuklarımız öyle torunlarımız o noktaya geliyor. Dolayısıyla çok uzun bir süreç bu barış ve çözüm beklentisi. Anan Plan dönemi gerçekten bir tırmanış olduydu birçok yönden. Bir elbette bir girişim vardı Birleşmiş Milletler'in şimdi olduğu gibi Sayın Genel Sekreterinin özel ekibiyle birlikte tarafları bir araya getirip müzakere ettirmek için. Aynı zamanda da kendi toplumumuz içinde çok böyle biriken böyle düdüklü tencere diye tarif ediyorduk o zaman. Yani hatırlarsak bankalar krizi şeklinde bir çöküş olduydu ekonomide. İnsanlar ki Kıbrıs'ı Türkiye çok kolayına bu noktaya gelmez ama bir meclisi bastı. Sokaklara döküldü. İşte tutuklamalar oldu. Evet. Gazeteciler tutuklandı. Sendika başkanları toplandı. Değişik liderler alıp içeri tıkıldı. O günlerde dediğiniz gibi ben hem bir sivil toplum hareketinin içindeydim. Aynı zamanda avukattım. Bu gibi durumlarda başvurulan bir avukattım. O saray önündeki zindanlar diyorum. Karakolun altındaki yerde gidip de işte ondan sonra birçoğu milletvekili olan birçoğu şimdi liderlerimiz olan kişilerin ayakkabı bağının çıkardığı, kemeri alındığı, işte şeker hapıydı, kalp hapıydı gibi ihtiyaçlarıyla ilgili o çok gergin, çok kötü bir baskı ve bir çatışma yani karşılıklı bir çatışma içinde götürülen bir barış arayışıydı. İsim olarak da böyle akılda kalanları telaffuz etme şansımız olur mu? Doğru. Evet, o dönem sanıyorum daha fazla birçok sendika başkanı vardı. İşte Ahmet Barçınlar aklıma geliyor. Sayın Seylaniler vardı. Ticaret odası olarak yani o şekilde değil ama ön planda olan işte Ali Erel Bey vardı. Öğretmenin sendikalarından yine Sayın Şener Elcil vardı. Aynı zamanda bir dönem Şener Levent Bey'in tutuklanması, onun arkasından Şener Levent'in düşünceleri ve çizgisinde dört dörtlük örtüşmese de birçoğumuz işin ilkesi ve prensibi için o ifade özgürlüğü, o insan hakları açısından bir tepkimizi ortaya koyduk. Gerek gösterilerle gerekse onun hukuki anlamda savunmasıyla partiler olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne daha yakındım. Her zaman için onun bir ilkesel duruşu bu hareketlerde. Dolayısıyla sivil toplum o hareketlenme, o giderek dalga gibi büyüyen bir hareketliydi ama biliyorsunuz bu gibi hareketlemeler bir şeye karşı olur ve karşımız vardı. O dönemki Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Denktaş çözümü benimsemiyordu. Yani çok da öyle inanmıyordu. Çözüm isteyenleri küçümseyiyordu. On binlerce sokağa dökülenleri sinek küçük mide bulandırır gibi deyimlerle aşağılanmış hissettiriyordu. Bu bir aslında toplumsal bir çatışmaydı. Bir taraftan siz bak gösteriyorsunuz arkamda da görüntü çok büyük mitingler oldu. Çözüm ve barıştan yana bunların bir karşıtı da yapıldı.
Çok iyi hatırlıyorum şeyde Kaymakpazar Terminal bölgesinde işte varoluş muydu, direniş miydi hatırlamıyorum tam ismini ama Sayın Denktaş'ın gittiği Türkiye'den işte belirli görüş şey çözümü o dönemki haliyle benimsemeyen kesimler gelip de büyük başka miting alternatif mitingler yapıldı. Yani bir yarışa gibi girildi. O dönem beni en çok etkileyen ne kadar yaygınlaştığı, ne kadar böyle bir network veya bir ağa dönüşüp ister işte Elyet köyünde bir etkinlik düzenleyebilirsiniz. Orada bayağı bir kalabalık katılım olurdu. İnsanlar binip arabalara gidiyordu. Gönyeri'den başlayarak yürüyüşlerdi meşalelerle. Efendim büyük en büyük mitingler İnönü Meydan'da onlar oluşabiliyordu. Mausa'da belediyelerin işbirliğiyle, sendikaların katılımıyla meslek grupları, Dutun Ticaret Odası, Sanayi Odası, Otelciler Birliği, ben çok iyi hatırlıyorum bu büyük mitingler için. Yani hep bunlar da çok detaylı belki bilinmez ama bir komite tarzında bir yapı vardı. İşte onu düzenleyen, nasıl yapacağız, nasıl organize edeceğiz, kim konuşacak, hangi sırayla konuşacak, ne gibi mesajlar verilecek, kimleri çağıracak, yurt dışından gazeteciler, siyasiler, kimi getirebiliriz, işte müziğiydi, teknik lojistiğiydi ve o dıştan getirilecek, değişik ülkelerden getirilecek gazetecilerin gene önemli bir şey, onları bir yerde barındıracaksınız, onların uçak biletleri falan gene bütün onun için oteliciler aklıma geldi bir anda. Mesela oteliciler buna bir katkı koyuyordu, misafir ediyordu. Esnaf ve sanatkarlar gene isimleri düşündüğümüzde Sayın Yürem Tulga o dönem şeyde yine aktifti. Esnaf ve sanatkarların organize edip hani bu değnecikler, bayracıklar onlar hazırlanması, basılması, basım evleri yani öyle bir enerji ve sinerji olmuştu. Öyle bir damlacıklar birikip de toplumun büyük kesiminde bu iradeyi çok yüksek sesle ortaya koyma ihtiyacı doğmuştu. Ve bu bütün yaşadığımız hareketlenme ve gösteri yani her yönden geniş anlamda gösteriye dönüşmesinin içinde bütün bu istek vardı. Şimdi şu an ki ortama veya toplumun havasına baktığım zaman o aynı enerji yoktur. Çünkü o aynı karşı muhalefet yoktur diyeceğim. Sayın Denktaş değildir örneğin. Cumhurbaşkanlığında. Evet, Sayın Akıncı'dır. Yani elimi zayıflatıyor müzakerelerde diyen bir cumhurbaşkanı yoktur halkın çözüm istencine karşı. Ya da kofayandan çıkıp halkına kulak vermelidir. Sayın Denktaş, Sayın Cumhurbaşkanı diyeceği bir ortam yoktur şu an. Çözüme inanmayan bir lider, çözümsüzlüğü savunan bir lider ve ona karşı çok güçlü bir sesle sesini yükselten duruşunu koruyan bir halk. Evet. Her kesimden de insan vardı. Aslında biz hep özellikle ben şeyi çok eleştiririm. Geriye dönük rahmetlik mi desem ne desem. Sayın Papadopoulos işte çıktı. Müzakereyi de götürdü. Toplumun lideriydi. Ondan sonra çıktı da ağlayarak evet. Hayır dedirtti evet. Halkına. Evet. Ama bizim liderimiz de hayır diyordu. Ana planına. Onun için yani gerçekten büyük bir güç ve ses ve en üst seviyede bir nokta vardı ki Türkiye'den de güçlü destek gördüğü bir dönemdi yine o görüş. Buna rağmen halk kendi kaderini, kendi geleceğini eline alma gibi bir duygu his de vardı ve bunu en iyi şekilde yaptı. Tabii bu dalgadan sonra da sanırım travmamız çok daha büyük oldu. Hayal kırıklığımız çok daha büyük oldu. Tekrar 2004 Nisan'dan sonra çok daha ümitsizliğe kapılmamız, moral bozukluğumuz çok derin oldu. Açıkçası onu da çok tamamıyla geçirdiğimizi düşünmem. Yani şu an çok ümitlenmek için çok şey var. Şu an yeni seçilmiş ve barış ve müzakere sürecine kendini adamış bir cumhurbaşkanımız var. Ama buna rağmen
İnşallah olur veya istekliyiz, iyi gider deriz ama bir yerimizde de o 2004'te bak ne kadar, hangi noktaya getirdik. Bütün yani halkın çok büyük bir kesimi arkasındaydı. Binlerce sayfa bir metin çıkarabildik, müzakeresini yaptık, noktasını koyduk. Referanduma, gene referanduma direniş oldu. Ya. Bir referandum yasasını geçirmek için yağmurun altında meclisin önünde polis kardeşlerimizle itişip katıştığımız günleri de geçirdik o dönem. Ama buna rağmen gene başarısızlık oldu. Dolayısıyla sanırım oradan aldığımız çok önemli dersler de oldu. Ben bunu tekrar söylüyorum. Birçok cephesi var şu anki müzakere süreci ve barış yolu. Bir tanesi en göz önünde olunan masadır. İster liderlik seviyesinde ise müzakereciler, altındaki heyetler, komiteler harıl burul çalışır. Çok yoğun çalışıyorlar. Onları da takdir ettiğimi söylemek isterim. İçerikli, olgun, ciddi, sorumluluk taşıyan bir tavır var masada. Bir iki taraf içinde. Yani çünkü siz dediğim gibi halkımızın, toplumumuzun, ülkenizin geleceğiyle, gelecek nesilleriyle, dünyadaki alacağı yeriyle uğraşıyorsunuz masada. Dolayısıyla onun sorumluluğu sırtınıza çok ağırdır. Yani bunu bileceğiz. O masada tutun liderden ta en not tutan memuruna kadar böyle bir ağır yük ile çalışıyor orada. Ben bunları biliyorsunuz masada evet, bulunmakla evet. Birlikte tutanaklardan izleyebiliyorum. Dolayısıyla çok dikkat isteyen, çok ciddi çalışma devam ediyor. Ama o bir kısmı. Başka kısımları da var bu işin. Örneğin bu dediğimiz yani toplumun da bu sürece bir inanç duyması, bir güven duyması, bir istek duyması. Bu da önemlidir. Bunu da geliştireceksiniz, bunu da besleyeceksiniz elinizden geldiği kadar. Bu liderliğimiz için ve bizler gibi hükümettekiler için de bir görevdir, önemli bir kısmıdır. Aynı zamanda güneyi de gözünüzden kaçırmayacaksınız. Bak geçen defa bu hatayı yaptık. Yani biz bak ne kadar istekliyiz, işte her şey yolunda, işte referandumu da sağlayacak noktaya geldik. İhmal etmişiz veya çok üzerinde durmamışız. Tamam bakalım bizim toplumu hangi noktada? Hangi noktalarda ikna olmadı aslında veya olacağı da yok. Yani bu işi siz istediğiniz kadar istekli olun Kıbrıs Türk toplumu olarak onlar hayır dedi mi gene çöktü. Yani bir yerde bir hani olur ya bir parçasını çekersiniz hepsi çöker. Öyle unsurlar var. Bir başka cephemiz var. O da bu işin maddi boyutu. Yani bu çözümün bir faturası olacak, bir bedeli olacak. Onu da şimdiden çalışmamız lazım. Biraz görev hem liderliğimize hem de belki dışişleri olarak yaptığımız temaslarda onun da radarımız açık olması lazım. Dünya Bankası mı olur, büyük ülkeler mi olur, Avrupa Birliği mi olur? Yani bunu da zamanı geldiğinde, çünkü bunun finansmanı yoksa bu hani dedim ya altından çıkarız gene çöker bu çözüm. Dolayısıyla çok yönlü çalışmamız lazım. Çok ciddi ve derin boyutlarda çalışmamız lazım. Ve gene o el birliği, iş birliğine ihtiyacımız var. Yani bu şekilde büyük mitinglerle değilse bile devletin yapısı içerisinde. O da önemli bir başka unsur. Siz çözümden sonra Avrupa Birliği, Kıbrıslı Türklerin de Avrupa Birliği içerisinde olan bir noktaya kavuşacaksınız. Biz kendimiz ne kadar hazırız? Biz sadece dün bugün müzakere süreçlerinin hızlanmasıyla değil, senelerdir Avrupa Birliği'ne uyumlandırmak için çok ödevimiz var. Bunları yapmamız lazım. Yasaları geçirmemiz lazım. Standartlarımızı yükseltmemiz lazım. Bazı kuralları içselleştirmemiz lazım diye söylüyoruz ama bunların ne kadarını gerçekleştirdik? Ama orada bir de şu var ama onu da söylemek zorundayım. Bir tavuk yumurta meselesi var. Biz Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye 2000 başında duyduğumuz heyecan ve istek ve motivasyon ile yapmaya hazır olduklarımızla 2004'ten sonra bunlar biz evet dememize rağmen bizi dışarıda bırakarak girdi oldu. Bizim durumumuz yok askıya alındı. Yok gene verilen sözler tutulmadı. Avrupa Birliği'nin yetkilileri bizim gelip karşımıza oturmaya naz eder. Bizi aşağılamış hisseder gibi bir süreç içinde de o iştahla
Avrupa Birliği bütün mevzuatını hızla geçirmekte de bir motivasyon eksikliği oldu. Bu da doğaldır. Yani üzülürüm öyle olduğunu ama anlayabiliyorum da toplum olarak niçin bazı şeylerde böyle rahata erdik veya konsantrasyonumuz dağıldı. Ama bugün için tekrar konsantrasyonumuzu toplamak zorundayız. Gelebilecek olan yeni bir Birleşik Kıbrıs'ın bütün gereklerini yerine getirmek için çalışmamız lazım, inanmamız lazım ve şans vermemiz lazım. Bir de bunu vurgulamak istiyorum. Ne anlamda şans vermek lazım? Bir gazeteyi çekmek veya bir televizyonda birini dinlemek ve hemen arkasından panik, olumsuz, evham çarptırma çok kolay. Çok kolay. Yani bilinçsiz mi yapılıyor bunlar? Yoksa aslında hani belirli dönemlerde Kıbrıs sorunu gündeme geldiği zaman bilinçli bir şekilde de aslında bazen söylenenden ya da yazılandan, açıklanandan daha farklı bir şekilde korku vermeye çalışan kesimler çok olmasa da mevcut. Örneğin bir siyah çelenk olayı yaşandı. Dolayısıyla ne kadar çok kalabalık mıydı bunu yapan kişi sayısı? Hayır. Ama siz nasıl yorumlarsınız? Ya da ne kadar yerindedir örneğin bugün, dün mülkiyet konusuyla ilgili olarak bugün hem yasal sahiplerinin hem de şu anki kullanıcılarının zaten insan hakları olarak da hakları korunmaya çalışılıyor. Bunlar konuşuluyor, bunlar tartışılırken herkese daha önce dağıtılan haritalar gibi orası verilecek, burası verilecek gibi konuşmalar varken şimdi üzerine geliyorlar, işte kapıyı çalıp koçanlarıyla geliyorlar, alacaklar, gidecekler gibi aslında biraz da korku yaymaya çalışan kesimler de var. Ne kadar yerindedir? Hep açıklamanız var bunlar ilgili. Ama bir kez daha duyalım sizden. Şimdi olaylara nasıl baktığınız meselesidir. Bir var gerçekten ya bir bilgisiz bir evhamla yaklaşılan sorgulama. Bunu da sağlıklı bulurum. Yani sorgulansın, sorular sorulsun, cevaplar verilsin, tartışılsın. Bunu hatırlarsınız Anaplan döneminde de tartışmadan kaçınılmadı, tam aksine. Gece gündüz sarı çok şiddetli tartışmalar, çok güzel tartışmalar oldu. İçerikli yani barışı veya çıkan tasarı, Anaplan'ın içeriğini ne yönelik de savunan, tutun şimdiki Cumhurbaşkanımızdan Sayın Talat, Sayın Ali Erel, o dediğim toplum önündeki liderlerim olarak tartışılırken karşı görüşü de çok gene iyi düzeyli bir şekilde Sayın Arabacıoğlu'nu çok iyi hatırlarım. Ne kadar çalışıp da böyle ince ince hesaplarla kendi argümanını koyuyordu karşı tarafta. Bunları sağlıklı bulurum. Sağlıklı olmayan nedir? Kişisel ve küçük çıkarlar ve bireysel çıkarlar için bir aslında ihtiyacımız olan bu barış geleceği dinamiklemeye çalışan kişiler. Yani siz tuttuğunuz menfaatler diyelim veyahut belki de bir endişeniz var ki aslında içinizde bir yerde ya mantığınızın bir yerde bunu çok da adil bir şekilde edinmediğimizi, çok da adil bir paylaşım olmayan bir ortam ve dönemlerde siz hak ettiğinizden çok fazla almışsınız ve onu kaybedebileceğiniz bir tehlikesi olarak görüyorsunuz çözümü. Ve bu gerekçeyle şimdi oraya buraya dinamitler ve siyah çelenkler veya her ne yöntem uygularsanız yapıyorsunuz. Bu bileceksiniz ki bunu yazık ediyorsunuz yani. Dediğim gibi düzeyli sağlıklı tartışmayı selamlarım ve gerekli görüyorum ama bu doğru değil. Ha, siyah çelenk örneğini verecek olursak bir avuç insan saygım sonsuz. Hatta bana soruldu işte böyle bir dedim ya onların bir en doğal hakkıdır. İfade özgürlüğü var, gösteri hakkı var. Gelsinler, yapsınlar eylemlerini. Yani bize bir zarar vermedikçe devletin binasına veya herhangi bir bireyine bunu saygıyla karşılayalım onları. Aldık da bildiri. Bildiriyi okumaya başladığımda söylediklerimi o kadar bir ters yüz etmişler ki ben aslında şu an elinde tutan dediğimiz ve mevcut kullanıcı içinde ya Türkiye'liyse veya ya settler dedik ya yerleşikse ne olacak diye bir gazeteciye çektiğim fırçayı
Tamam, yine baş aşağı etmişler. Çünkü ben demişim ki, ayrımcılık yapamazsınız. Yani bir mülkiyet hakkı varsa ona saygısını, onun gereğini yapacaksınız. Bunun da formatları, kriterleri düzenleniyor. Ama o sizin mülkiyet hakkı olarak kriterleriniz ve haklarınız incelenirken içinde oturanın milleti, etnik orijini, cinsiyeti, boyu posu, göz rengine ne münasebet? Yani böyle bir insan hakkı anlayışı olur gibi evet. Bir ifadem. Bir şekilde tabii tercümeler oldu, basında çıktı falan. Değişti. Bu ifademi işte ben demişim ki işte mülkiyet haklarını verirken ayrımcılık yapmamak lazım demişim. Bu protesto edilir o bildirinin içinde. Yani o kadar bir tersten anlamış veya o kadar bir isteyerek veya istemeyerek çarptırılmış, yansımış ki ya o zaman sorgularsınız. Ve yani bir şey daha dikkatimi çekti. O siyah çelenkle gelen o protesto böyle hani çığ gibi büyüdü veya bir hayli da destekçi de buldu da diyemiyorum. Çok zayıf kaldı. Şeyi de tekrar söylüyorum. Onun için diyorum, şans verme, fırsat verme burada çok önemli. Şu an hani her şey anlaşılmadan, hiçbir şey anlaşılmamış bazında devam eden müzakerelerde bazı hususlar daha bir pazarlık aşamasındadır. Siz onları gerek bizim taraf, bunu daha da vahim bir şekilde Rum tarafından yapıldığını görürüz. Masada geçeni deşifre ederseniz, bu aşamada açıklarsanız, belki bir, iki, üç toplantı sonra orada bir belki bir tarafların biri biraz taviz vermek isterdi, biraz yumuşamak isterdi. Siz onun önünü kesersiniz. Siz ona kötülük yapmış olursunuz. Bu her iki taraftır. Yani bir noktada belki bizim taraf esneyecek, belki o bir tarafta diğer taraf esneyecekti. Onların önünü kesersiniz. Yani herkes o okuduğu veya dışarı sızdırılan, herkesin ağzında sakız yapılan hususu kesin gibi veya sanki onun geriye onun altına düşme gibi bir şey olmayacakmış gibi bir pozisyona düşürür müzakerecilerimiz. Bu çok yazık olur. Yani çok kendi ayağımıza kurşundur açıkçası. Dolayısıyla şeyi çok anlıyorum ve yerinde bir beklentidir haberdar olmak. Yani nasıl gider, neler olur, neler bekler bizi. Hatta diyebilirim ki bizi neler beklediğinin bir ön hazırlığını da yapmaya başlamamız lazım. Hani dediğim gibi yani mülkiyetle ilgili yapılacak olan bir faturası olacaksa veya insanlar şu an elinde tuttuğu malın bir komisyon üzerinden bir incelenmesi olacaksa malın geçmişiyle ilgili şu an kullananın haklarını da dengelerken bunlar olacaksa olacak ve bunlar insanlar evet ki bilmek istiyor, kendini hazırlamak istiyor. Günü geldiğinde toprak ayarlamayla ilgili da konuşmalar olacak. O nasıl olabilir? Onda bir hazırlamamız gerekiyor kendimizi. Hem fiziki olarak hem de psikolojik olarak tabii. Şey hazırlığı olacak. Yani bir devlet, yeniden bir federal devlet yapısı olacak. Onun içinde biliyorsunuz her zaman için masada olurdu. İşte şu kadar sayıda Kıbrıslı Türk filan bakanlıkta. Bu şu kadar sayıda Kıbrıslı Rum olacak. Biz kendimizi ona hazırlamamız lazım. Gençlerimiz var şu an pırıl pırıl eğitim görüp gelen, belki o federal yapı içerisinde kendilerine yer bulabilecek bir görev olacak. Mahkemelerimiz olacak, savcılığımız olacak federal düzeyde. Onun için ben hukuku söylüyorum çünkü kendi mesleğim olduğu için bu bana heyecan verir. Ne kadar çok meslektaşım, ne kadar kendi mesleğimden parlak hukukçulara fırsat doğacak federal düzeyde bir görevlere. Bunlara kendimizi hazırlamamız lazım. Dolayısıyla gerçekten biz neye kendimizi hazırlamamız için, bilmek için o bilgiye ihtiyaç duyuyor insanlar ama detay, özellikle pazarlığa konu detayda ki birçoğu böyledir şu an. Dediğim gibi devam eden bir müzakeredir bu. Biraz daha sabırlı olmamız lazım. Fırsat vermemiz gerekir. Her iki toplumu da fırsat vermesi gerekir. Kendi lideri, kendi toplumu için en iyi pazarlık noktasını yakalaması için. Kendi liderimizin elini zayıflatmak, Denktaş'ın belki kullandığı da bir deyimdi ama bu kontekste biraz dikkat ister. Ha, diğer yandan da panik yaratmak, korku yaratmak, yani bir Kıbrıslı Rum eğer geliyorsa eski köyüne elinde tapusuyla ve derse aslında bu mal benimdi, 74'te ayrılmak zorunda kaldım. Yani bu yanlış bir şey değil, doğru söylüyorum.
Ha bir şey daha oldu burada. 74'te bunu pek görmedik. Zaten yeni açılmıştı. Geçitleşler de azdı. Bunları çok görmediydik o zaman. Çünkü Rum tarafı pek niyeti ve pek inancı yoktu. Demek ki belki de bu gelen insanlar, onlar da bir ümit gördü. Dedi ki ya bizim mallarımızla ilgili bir süreç en nihayet bir komisyon üzerinden de olsa bir hak arayışı veya bir tazminatsa tazminat, talepse talep, iadeyse iade, bugün deme gelecek en nihayet gibi belki bir inanç ve ümit doğmuştur o Kıbrıslı Rumlarda. Bunu illaki olumsuz yorumlamak zorunda değilsiniz. Sadece iade seçeneği de yok üstelik. Dolayısıyla bu çerçevede de bakabilmek lazım. Bu sadece iade seçeneği yok prensibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından pekiştirilmiştir. Ve ne zaman bilir misiniz? 2006'da. Yani 2004'te Anaplana döneminde de bu yoğundu. Yani iade ile ilgili bayağı bir daha yoğun çalışmalar, başka türlü ele almak gerekirdi. Çünkü insan hakları bunu nasıl karşılar, hiç iade vermeseniz gibi bir şey varken şu an İnsan Hakları Mahkemesi kararı da var Anaplana'dan farklı olarak bugün müzakere masasının önünde ve diyor ki mülkiyet hakkını bir insan hakkı olarak mülkiyet hakkını karşılarken sadece iade tek çözüm değil. İade de bir çözüm türüdür elbet ama çare olarak takas ve tazminat da mümkün olur. Onun için diyorum bu işin bir de hani o mali boyutu çünkü tazminat oranını yükselteceksiniz ki bu o hani biraz da hani yapıp işte mülkiyet diye sarılan kesimin belki tercih edeceği seçeneği olacağını düşündüğümüz zaman da bu da o fatura dediğimiz mali boyutunu da şişirir, artırır. Bu dengeleri de düşünerek ilerlememiz lazım. Peki Türkiye açısından nedir durum? Yakın geçmişte temaslarınız oldu. Tabii ki o günün Türkiye'siyle bugünün Türkiye'si arasında var mıdır bir fark Kıbrıs sorununun çözümü yönünde? Yakın geçmişten çok daha yakın geçmiş Sayın Eroğlu dönemi ne de belki bakılabilir ama bugün hep zaman Kıbrıs'la ilgili her konuda Türkiye'nin dediği olur yaklaşımıyla tamamen hiçbir şey yapmamayı tercih edenlerle. Evet Türkiye'nin de varlığı önemli ama bu noktada bizim ne istediğimizi hazırlayıp anlatabilmemiz de önemli diyenler de var. Dolayısıyla nedir şu an Türkiye'deki durum? AK Parti'nin tüm eleştirilen yanları bir kenara bırakılacak olursa Kıbrıs sorununun çözümü açısından da bize en yakın duran parti oldu bugüne kadar. Evet. Kıbrıs sorununun çözümü yönünde. Evet. 2004'te de yeni bir hükümetti, yeni bir iktidara gelmiş bir partiydi AKP. AKP'nin gelmesiyle biz bir fark hissetmeye başladık. Yani biz hep Türkiye'den de o dediğim öyle bir muhalefet, bir zorlama, bir yerine göre derin devletin böyle şeyleri, Denktaş Bey böyle hayran bir şekilde destekleyen bir siyasi düşünceden bir açılım yani Kıbrıs çözülebilirdi. Çözülmesinde de biz kendi rolümüzü ve gücümüzü biliriz. Türkiye olarak biz bu rolümüzü ve gücümüzü çözümden yana koyacağız gibi bir yaklaşım hissettik. Ve bu ana planı müzakeresi, işte bugün Stockholm'daki son aşamalarına kadar hissettik ve oradaydı. Yani istek vardı. Şu an o günden bugüne bu isteğin azaldığını düşünmüyorum. Hatta arttığını da düşünüyorum. Daha da istek olduğunu düşünüyorum. Buradaki bizim siyasi duruşumuz veya bizim bizimle ilişki nedir diye düşündüğüm zaman şöyle bir izlenimle ayrıldım Ankara'dan geçen hafta. Aslında Türkiye çözüm ister bizim liderimizin kim olduğu bizim kendi verdiğimiz karardır. Ona da elbette ki saygı göstermek durumunda. Ama onun için öncelik kimi seçtiğimizden fazla o seçtiğimiz kişi bizi çözüme götürmeye istekli ve çalışan birisini. Bak onu sanki çok önemser gibi hissettim. Ve böyle söylenen sözlerin altındaki aldığım mesaj da kendi şahsıma yönelik de. Yani biz Kuzey Kıbrıs'taki siyasi liderlikteki ekip içerisinde çözüme bağlı ve çözümü gerçekten isteyen müzakereleri bir
güçlü bir şekilde yoğunlaşan bir ekip görmekten mutluyuz gibi bir mesaj aldım. Biliyorsunuz biz gerçekten Türkiye için çok kritik, yani siyasi, kendi siyasi ortamında çok kritik, neredeyse bir kriz gibi bir günlerin yaşandığı zaman Ankara'da bulunduk. Buna rağmen bize Sayın Dışişleri Bakanı, Sayın Başbakanı, Sayın Cumhurbaşkanı, artı Sayın Avrupa Birliği Bakanı zaman ayırıp da bizimle birebir görüşüp, görüş alışverişinde bulunmayı ne kadar önemsediklerini ve elbette ki ilk gündemde olan sohbette de çözüm ve müzakereler var. Ona yönelik nasıl bir gelişmeler var, görüşmesi var. Sayın Cumhurbaşkanı yine dediğim gibi düşünün kafası ne kadar kalabalık önündeki Türkiye açısından gelişmeler ışığında ama çözüm sordu, nasıl gider sordu. İşte benim daha önce anam planlı döneminde aktif olduğum, çalışma gruplarının içinde olduğumu, aa dedi Bürgenstock'tay mıydınız falan dedi. Yani Bürgenstock onun hafızasında önemli kendinin de siyasi hayatında yaşadığı bir aktivite olarak. Dolayısıyla hep olumlu, yani olayın yapıcı bir destek olma şeklinde bir duruş anlıyorum. Ve masadaki detay, çünkü kendi içimizdeki tartışmalarda hep bu var. İşte Türkiye dikte eder, Türkiye karar verir. Biz neredeyse piyon veyahut ikinci rolde. Onu da söyleyeyim, yani masada müzakere masasındaki içerik ve detay elbette ki Büyükelçilikle Türkiye ile Ankara ile paylaşılıyor. Çünkü biz Türk tarafı diye görüyoruz kendini. Neticede bir şeyimiz de. Hem müttefikimiz, hem bizi tanıyan Türk devlet, hem de garantör. Dolayısıyla bilgi alışverişi ve paylaşım var. Ama masadaki içeriğe ve detaya Ankara'dan veya Türkiye'nin direkt bir müdahale veya şunu şöyle değil de böyle yapın gibi bir havada sezmedim açıkçası. Ha, bu ilerleyen zamanda toprak ayarlamasıyla güvenlik garantilerle ilgili farklılaşması mümkündür elbette. Daha çok katkı ve ilgi olacak Ankara'dan. Ama gene de ben inanıyorum ki olumlu veyahut yapıcı anlamda olacak. Yani işi bozmak anlamında değil. Evet. Mümkün mertebe bitirmek için. Peki, başka randevularınız olduğu için noktalamak zorundayız programı ama şunu da soralım. Nasıl görüyorsunuz siz Dışişleri Bakanı olarak süreci? Örneğin, dilekler hep ifade edilirken bir sonraki 1 Eylül'e Kıbrıs'ta barışın olduğunu hayal edebilir miyiz? Ya da gerçekleşme ihtimali nedir? Ne kadar hızlı olur? Nedir sizin en azından şu an bakıp gördüğünüz? Anam plan dönemindeki tecrübe ve beni bende derin iz bırakan aslında ne kadar hızlı, gerçekten bir hızlı momentum, bir kar topuğu gibi bir anda büyüdü birçok yönden ve kendimizi o referandum sandığında bulabildik. Dolayısıyla oraya kadar gitmek hayal olmaktan çıktı. Yani belki ondan önce olsaydı hiç o süreç yaşanmayacaktı. İşte kaç defadır görüyoruz müzakereleri. Ama şimdi bana bir inanç geldi ki bir anda hız kazanıp da o noktaya gelinebilir. Bu dönem farkları kıyasladığımız zaman ana plandan farklı olarak bu dönem daha pratik, daha nasıl diyeyim, daha uygulanabilirlik konusunda da iyi inceleyerek ve dediğim gibi iki toplumu da liderler yanında taşımaya da özen gösterip giderken bir geçiş, transition dediğimiz bir geçiş süreci de konuşuluyor. Çünkü artık pratik şeyler de var. Yani Avrupa Birliği'ne üyelik de söz konusuysa biz önümüzdeki 6 ay içerisinde Avrupa Birliği'ne uyumlandırmış olamayız ki dolayısıyla o gibi hususların o geçiş sürecine aktarılması, federal yapı tam oturması, mülkiyetle ilgili yapılacak işlemlerin rayına oturulması için bir geçiş dönemiyle başlayarak çözümü peyderpey uygulamaya koyma gibi bir yaklaşım biçimi var ki bunu çok sağlıklı bulurum. O geçiş sürecine olsun girebileceğimizi bir inanıyorum açıkçası. Evet. Ümitliyim, istekliyim ve iki tarafı da gene bir şey gözümüze kaçırsa, iki tarafı da ölçerek gittiğimde sanki daha yakın. Evet.
bu sefer. Ümitli olmak isterim ama yine çağrım, hepimiz ne kadar çok çalışmamız gerektiğini, ne kadar çok gene bir iş birliği, el birliği, belki farklı düzeyde, belki sokakta değil ama çalıştığımız devlet dairesinde veyahut ticari şeyde, kendi örgütlerimizde, meslek örgütlerimizde de tekrar bir çözüme yönelik odaklanma ve onu nasıl bir ileriye doğru hep beraber itebileceğimizin bir çalışmasına da ihtiyacımız var. Evet. Peki, teşekkür edelim size. Kolay gelsin diyelim. Bu süreç içerisinde oldukça yoğun olacağınızı biliyoruz, izliyoruz. Tekrardan kolay gelsin. Evet, Barış Ateşi konseptiyle hazırladığımız özel yayınlarımız devam edecek. Az sonra da Dışişleri Bakanı Sayın Emine Çolak'ın hemen sonrasında Yeni Düzen Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutlu Yakalı'yla gazeteci Taylan Kav bizimle birlikte olacak. Yine referanduma giden süreçten başlayarak biraz geçmişi, biraz bugünü konuşacağız. Az sonra konuklarımızla birlikte. Az sonra yeniden karşınızdayız. Bu ateş hiç sönmeyecek.